Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil Alamin. ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Cenab-ı Hak cümlemizi, analarımızı, babalarımızı, dua bekleyen kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. Amin. Yüce Rabbimiz kendi yolundan bizleri ölünceye kadar ayırmasın, evlatlarımızı, neslimizi, zürriyetimizi damatlarımızı gelinlerimizi de çok hayırlı eylesin. Onların da İslam yolunda, Kur'an yolunda beş vakit namazlarını kılan bahtiyar kullardan olmasın. Nasip eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim, hepimizin ciğerlerini yakan deprem olayı ve dua etmekten başka şu anda bir çaremiz yok. Yardımlarımızı göndermeye çalışacağız, çalışıyoruz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Deprem bölgesinde olan özellikle şu anda yardım bekleyen kardeşlerimize acilen kendi rahmetiyle muamele eylesin ve onlara Allah-u Teala bir çıkış yolu ihsan eylesin. Ölenlere şehit hükmünde oldukları için Rabbim gani gani rahmetiyle muamele eylesin. Cennetinde peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu olmalar nasip eylesin. Ve orada şu anda çalışan bütün kardeşlerimiz, askerlerimiz, polislerimiz ve efendim jandarmamız kim varsa devlet erkanından veya sivil erkandan bütün vakıflar, dernekler kardeşlerimiz hepsine yardım eylesin. Güzel bir şekilde oradaki çalışmalarını yapıp sağ salim evlerine dönmelerini nasip eylesin. Amin. Tabi çok zor bir olay. Konuşuyoruz ama bir de yaşamak var bu olayı. Empati yapıp da oraya gitmek var, orada beklemek var. Şu anda haberler geliyor. 80. saatinde dahi elhamdülillah kurtulan kardeşlerimiz oluyor mu? Oluyor. Rabbim böyle bir şeyler de bize yaşatıyor. Yani gören insan için bu olay adeta imanını kuvvetlendiren bir olaydır. Ama göremeyen sadece tabiat olaylarına bağlayan kimseler için ise maalesef bir kayıptır. Onun için biz imanımızın güçlendiği bir şekilde olaydan çıkmayı ve Rabbim bir daha göstermesin diye dualarımızı efendim yapmayı unutmayacağız. Çünkü sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyurdular. Ni'me silahul mümin Sabru ve dua yani müminin en güzel silahlarından iki şeyden bahsediyor. Silah diyor adeta bunlara. Birisi birisi sabır silahı, diğeri dua silahı. Sabır ve dua müminin ne güzel silahıdır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de inşallah sabrederek ve dua etmek suretiyle buradan bu olaylardan çıkmayı temenni ediyoruz. Rabbim sağ salim çıkartsın ve bir daha da göstermesin inşallah. Evet. Bazı insanlar elinde tesbihle şehadet şerbetlerine gittiler. Tam saat 4'ü 18 geçe olduğu için dersine kalkmış, teheccüdüne kalkmış, tesbihin eline almış olan güzel insanlara da şahit olduk. Çıkacağı zaman oradan bir hanımefendinin efendim çıkarıldığı sırada başörtüsü olmadığı için üzerinden bana bir başörtü verin diyerekten imanını göstererek oradan sadece çıkmak diye düşünmeyen ama efendim yanında da ben hayamı kaybetmedim, ben iffetimi kaybetmedim, ben Allahü Teala'nın emrini yerine getireceğim diye başörtü isteyerek içeride efendim kendisine başörtü uzatıldıktan sonra başını örttükten sonra dışarıya çıkan insanları da gördük. Çıktığı zaman dışarıya Allah-u Ekber, Allahu Ekber diyerek efendim tekbir getiren insanları da gördük. Ama bu öyle bir sınavaydı ki, öyle bir imtihan ki gerçekten çok ağır bir imtihan. Dersler alacağımız bir imtihan. Bazıları da ne dedi? Beni efendim ev sahibim dışarı çıkarmaya çalışıyordu. Kira ödeyemiyordum. Çok ağır kira istedi benden çok fazlalıkla. Ve deprem olduktan sonrasında benim ev sahibimle beraber aynı yerde şu anda ateşin başında oturup ısınmaya çalışıyoruz. Allah bu Celle Celaluhu. İnsan kibirlenmemeli, gururlanmamalı, parasına güvenmemeli. Ölümün ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Kazanın, belanın, depremin, afatın ne zaman geleceğini bilmiyoruz. O halde şımarmadan, kibirlenmeden, gururlanmadan ölüme hazırlıklı bir şekilde yaşamayı dikkate alacağız. Çünkü gerçekten Burada çıkacak çok büyük ibretler var. Milletvekili kardeşimiz, abimiz rahmetli olmuş. 20 tane de ailesinden insan var. Yani onlar ki korumaları olan kimseler, kendilerine göre efendim bazı imkanları olan kimseler demek burada koruma konuşmuyor, imkan konuşmuyor. Allah Celle emri konuşuyor. Cenab-ı Hak Celle sığınırız. Onlar da Rabbim rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Dostlar, güzel insanlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere üç bölümlü ayrı ayrı kategorilerde dikkat edeceğimiz bir hadis-i şerif buyurmuşlar. Birincisinde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki birinci bölümde Hassinu emvalekum biz yani mallarınızı zekatınızı vermek suretiyle koruyun diyor her şeyin kendine ait olan bir koruyucusu var ya efendim bir yerleri kilitliyorsunuz vesaire efendim bakım yapıyorsunuz. O zaman mallarınızı da paralarınızı da korumak istiyorsanız böyle hırsızlardan gelecek olan zararlardan kazadan beladan yapacağınız bir şey var. O da nedir? Zekatınızı tam ölçülü bir şekilde hatta bir tık üzerine çıkarak fazlalıkla verin ki malınız paranız koruma altına alınmış olsun buyur sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bir insan efendim Allah Celle ye emrini yerine getirsin o mala el süremiyorlar. Sürtmek isteseler bile sanki onun üzerinde önünde böyle bir kale var böyle efendim bir sur çekilmiş böyle oraya doğru gidemiyorlar. Cenab-ı koruma altına alıyor. Mesela bir hoca efendiyi duymuştum ben, çok hoşuma gitti o davranış şekli. Şu anda yapamıyoruz ama yani yapabilen, tanıdığı kimseler için bunu uygulasın, çok da faydasını görürüz. Örneğin buradan efendim biz Bayrampaşa'dan şu anda sohbet ediyoruz, Kocatepe'den sohbet ediyoruz. İşte Kocatepe'den, Bayrampaşa'dan siz e, iş yerine Aksaray'a gidiyorsunuz, Taksim'e gidiyorsunuz veya Üsküdar tarafına geçiyorsunuz. İşte arabanızla beraber geçerken bir kişi değil de yanınıza üç kişi daha, dört kişi daha alabilecek konumunuz var. O zaman tanıdığınız insanlardan, kardeşim ben şu tarafa doğru gidiyorum, sizi de sabahleyin bırakabilirim, akşam de alabilirim diye böyle yardımcı olursanız, Bazen efendim işte komşularınıza sizin arabalarınız falan yok, imkanınız yok. Ben efendim size yardımcı olayım. Bir şey olduğu zaman, bir yere gideceğiniz zaman haberim olsun size yardımcı olurum diye. Böyle güzellikler yaparsanız inanın o arabanın sigortası efendim sizin duanızdır. Alacağınız o dua var ya Allah senden razı olsun diye olayı bitiriyorsunuz. Onun için bunları kaçırmayalım bu fırsatları. Bazen efendim insan komşusunun hastası olur. Onu efendim hemen bir yerlere yetiştirmeye çalışır. Of ne güzel bir şeydir bu. Rabbim iyiliklerimizi arttırsın inşallah. Şerlerimizi efendim iyiliğe adeta biz motor olalım. Rahmetli Erbakan hocamızın sözüyle söylemiş olalım. İyiliğe motor olalım. Efendim ama kötülüklere karşı da fren olalım. Orayı da efendim bırakalım. Ondan sonra orada duralım. Orayı da e, adeta durdurmaya çalışalım. İkinci bölümde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ve davu kü bis sadakati. Yani sadakalarla ile hastalıklarınızı tedavi edin. Hastalarınızı, hastalıklarınızı sadakayla tedavi edin buyuruyor. Doktora gidin, ilaç alın ama bilin ki Allah Celle Celaluhu katında doktordan ve ilaçtan efendim öte eğer ona gelirse şifa olacak diye şifayı buluyorsunuz. Öbür türlü Allah Celle ona gelmedi herhangi bir şey yapamıyorsunuz. Doktor kendisini yapar öbür türlü olsa. Dolayısıyla kesinlikle hastalarımızı, hastalıklarımızı efendim tedavi ederken birlerine güzel güçlü miktarda bir sadaka verelim, iyilik yapalım. Allah senden razı olsun. Allah senin efendim sıkıntılarını gidersin diye böyle bir dua alalım. Ne kadar hoş olur bu. Ben bir dostum var, bir abim var. Böyle öğrencilere zekatlarını dağıtıyor. Senelik bölüyorsunuz onu 12 aya efendim fakirleri, garibanları düşünüyorsunuz. Onlara efendim burs veriyorsunuz. Onlara bu noktada mutlu ediyorsunuz. Benim de ona karşı banko her gece bir duam var. Ya Rabbi diyorum Allah'ım o bizi bu kadar insan nasıl rahatlatıyorsa, sevindiriyorsa sen de onları dünyada ahirette sevindir, rahatlat Ya Rabbi. Çünkü neden? Gerçekten ihtiyaç var buna. Ümmeti Muhammed'in ihtiyacı var. Rabbim kazanmayı nasip etsin. Böyle sadece parasal yönden kazanma değil. Her şey bununla lütfen ölçülmez. Alacağınız dualar var ya dualar uçurur sizi götürür. Yine sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ve a'iddu li dua. Yani belalara karşı da dua edin. Yani belaları dua ile karşılayın. Dua ile belaları önleyin. Gelmeden önce Ya Rabbi Ya Rabbi deyin. Rabbim muhafaza eylesin. Bir gelse aynı benzeri bir şey İstanbul'umuza, Ankara'mıza, efendim değişik yerlere isim vermeme gerek yok. Hepiniz öyle bir hayal edin. Ondan sonra ya giremiyorsunuz. Yani sokağa giremiyorsunuz. O kadar böyle yığılmış her şey. Altından efendim günler geçiyor. Belki insanları çıkartamıyorsunuz. Kepçeler efendim çalışmayacak yerde. Böyle iğneyle kuyu kazar gibi insanların seslerini duyuyorsunuz. Nasıl ulaşacaksınız onlara? Onlar, ya, ya Rabbi, ya Rabbi muhafaza eyle. Sen koru ya Rabbi. Duadan başka çaremiz yok. Çok aciziz. Aciziz. Aciz olduğumuzu anlıyoruz. Allah'ım Celle Celaluhu bir daha göstermesin. Bir daha göstermesin ya Rabbi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sıkıntılarda hemen bize hacet namazı önerdi. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'inde "İstaînû bis sabr ve salâh" buyurur. Namazla ve sabırla Allah'tan yardım isteyin buyurur. Allah'tan yardım isteyin. Bir sabırla bile namazla. Namaz bir duadır. İçerisine giriyorsunuz namazın ve efendim hacet namazı dediğimiz zamanda e, iki rekatlı veya dört rekatlı kılabilirsiniz. İki rekatta kılarsanız Önce birinci rekatta Fatiha'dan sonra üç tane ayetel kürsüyü peş peşe okuyacağız. Efendim ikinci rekatta da İhlas Felak Nas surelerini okuyacağız. Dörtlü kılarsak diğer iki rekatta da yine İhlas Felak Nas. Üçüncü rekatta dördüncü rekatta İhlas Felak Nas. Böylece e, hacet namazını bitirince, namazımızı bitirince ellerimizi açacağız. Ya Rabbi diyeceğiz. Çocuklarımıza, kendimize, ümmeti Muhammed'e dua edeceğiz. Rabbim ümmeti Muhammed'i, cümle kardeşlerimizi her türlü sıkıntılardan korusun, muhafaza eylesin. Birileri sevindi. Gördünüz yani Fransa'da yapılan o karikatür vesairesini. Rabbim onlara fırsat vermesin kafirlerin, zalimlerin, hainlerin şerlerinden muhafaza eylesin. İçerimizdekiler ayrı, dışarımızdakiler ayrı. Yani Türkiye'mize nasıl böyle efendim bir düşmanca tavırlar veriliyorlar. Tanklara gerek kalmadı diyor yani tankları. Depremin yapmış olduğu tahribat yeter demek istiyor. Kurban alayım Allah'ım Celle Celaluhu. Öyle bir Allah ki bu konuşmaların hepsi kaydediliyor ve efendim gerekenler yapılacaktır. Ama biz Müslüman olarak böyle efendim dua etmeyiz. Sadece sadece insanların istihahına, hidayetine dua ederiz. <laughs> Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine başka bir hadis-i el müslim -e ve kul müslim la yadlimuhu ve la buyuruyor. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Onu efendim asla ne zulmeden kimseye bırakır ne de ona karşı herhangi bir zulüm yapmaz buyuruyor. Dolayısıyla Müslüman kardeşlerimiz orada şu anda 10 milyon civarında diyelim insan bizim yardımımızı bekliyor. Efendim çadırlar götürülüyor. Yardımcı olacağız parasal yönden özellikle AFA'da AFAD kuruluşuna, Kızılay kuruluşuna, kuruluşuna ve Diyanet Başkanlığımıza, Diyanet Başkanlığımızın yapmış olduğu yardım toplamaya, toplamalarına katılalım inşallah. Yarın Cuma namazında da camilerimizde, deprem bölgesi dışındaki bütün camilerimizde Cuma namazında bir yardım toplanacak. Ona göre hazırlıklı gidelim. Hanımlar, kardeşlerim siz de bir hazırlığınızı eşinize, çocuklarınıza verin. Cuma namazı çıkışında onlar da efendim sizin adınıza yardım yapsınlar. E, ve bu yardımlarla beraber Allah'ın izniyle Cenab-ı Hak Teala'yı ümmeti Muhammed'in efendim bütün sıkıntılarını giderecektir. Bize de gelmesin inşallah. Rabbim bunlarla bizi karşı karşıya bırakmasın. Soğuklar var ayrı bir şekilde. Orada bölgede efendim tuvalete gidemiyorsunuz, su bulamıyorsunuz. Yani içecek sular var elhamdülillah ama tuvalet ihtiyacını gidermek için ne kadar zorluklar var. Ya Rabbi sen yardım eyle. Ya Rabbi sen yardım eyle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Men kâne fî hâceti e ehîhî Allah fî hâceti. Müslüman kardeşin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Sen ihtiyaç gider, cenab -ı -ı devreye giriyor. Efendim insanın ihtiyaç gidermesine gerek kalmıyor. Senin ihtiyacını Allah gideriyor. Sen merhametli olursan Allah senden daha merhametli değil mi? Onun için merhametli olan Rabbimize sığınıyoruz. Rabbimiz merhametlilerin merhametlisidir. Bize efendim rahmetini, merhametini yağdırsın inşallah. Sonra yine Peygamber Aleyhisselatü buyuruyor ki, kim bir Müslümandan bir sıkıntıya giderirse Allah kıyamet gününde onu sıkıntısından bir sıkıntıya giderir. Yani sen kalkıyorsun bu dünyada birisine yardımcı oluyorsun, bir sıkıntısını gideriyorsun, efendim ona adeta ihtiyacını gidermek için bir para veriyorsun bir şey, cenab devreye giriyor, senin sıkıntılarını gidiyor. Hem de hem de en büyük sıkıntı nerededir? Kıyamet günündedir. Kıyamet gününün bir sıkıntısı da senden gidecektir. Bunlara çok dikkat edelim inşallah. Son olarak şunla bitirmiş olayım. Kur'an-ı Kerim'de Enfal Suresinin 30 üçüncü ayetinde Enfal suresi 33. ayetinde Allahımız Celle Celaluhu buyuruyor ki وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ ف۪يهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Sadakallahu aleyhi Sen onları işlerinde bulunduğun müddetçe Allah onları azaba uğratmayacaktır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam içlerinde bulununca o kavmi allah Teala özel koruyor, muhafaza altına alıyor. Sonra ikinci bölümde de onlar, onlar istiğfar ettikleri sürece bağışlanmalarını dilerlerken Allah onlara da azap edecek değildir. Onun için Hazreti Ali Radyallahu diyor ki Allahü Teala'nın azabından kurtulmanın iki yolu var. Bir, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın varlığı. İki, 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 tövbe -i istiğfar. Birincisini kaybettik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahirete irtihal ettiler. Ama ikincisi bizde sapa sağlam duruyor kıyamete kadar istiğfar etmek. Estağfirullah demek, estağfirullah demek, estağfirullah demek. Çok istiğfar edelim. Kardeşlerimize de efendim bu gidecek istiğfar yardımı. Bize de efendim Allah-u Teala yardım edecek. Bizi de kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza edecek inşallah. Onun için لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين سكنت نزل جابوت افنم يونس عليه السلام balığın karnında okumuş olduğu duayı yapın, tesbihat yapın. Allahu Teala Celle sıkıntılarınızı giderecektir. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minaz zalimin demeye devam edelim inşallah. Rabbim ve dualarımızı kabul eylesin. Günahlarımızı affı mağfiret eylesin. Kendi yolundan bizleri ayırmasın. Çocuklarımızı çok hayırlı eylesin. Damatlarımızı, gelinlerimizi hayırlı eylesin. Allahu u Teala Cilca ülkemize ve İslam alemine yardım eylesin. Kardeşlerimiz kıntılarını bir an evvel gidersin. Ölenlere rahmet olsun. Kalanlara efendim hayırlı şifalar olsun. Ve ailelere sabırlar diliyoruz. Allahu u Teala Cilce'ye cümlemizin e, geçmişlerine rahmet eylesin. Onların da mekanları cennet olsun. Kabirler nurlarla dolsun. Amin, amin, amin. Subhanallah ve hamdihi. Subhaneke Allahümme ve hamdika Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirüke ve tuhuleyk. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ahir ve akıbetlerimizi ile, Her türlü kazadan, beladan, depremden, hafatta muhafaza eyle. Allah'ım İslam alemine yardım eyle. Ülkemize yardım eyle. Ya Rabbi lokmalarımızı helalinden nasip eyle. Harama, faize, kredileri bizleri muhtaç etme. Bulaştırma Ya Rabbi. Bulaşan kardeşlerimize kurtar Allah'ım. Dua bekleyen kardeşlerimizin dünyalarını, ahiretlerini mamur eyle. جميع يخربسكم طاني يا ربي امين 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 سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلامنا للمسالمين والحمد لله رب العالمين الفاتحه